kırkbayır tıkanması sancıyla karşımıza çıkabilir. Buzağlardaki salmonelloz, bunu zaten şimdi söyledim. İneklerde mide ülseri, abomazum ülseri ki bu da karşımıza çıkıyor ve çok kötü pis kokulu bir dışkı. Çok kötü pis kokulu bir dışkı, çok berbat. İneklerde mide ülseri, bu konuda aklımızda olsun. Çünkü mide ülserinde melena denen bir dışkı görüyoruz. Melena, kanla karışık dışkı, kan bulaşık dışkı ve kanla karıştığı için kan belirgin değil, böyle daha siyahımsı bir renk veriyor dışkıya. Koyu bir renk veriyor. Karın şişkinliği yine sancı belirtisiyle karşımıza çıkabilir. Pielonefritis, böbrek yangısı. Böbreklere hasta oluyor, böbrek yangısı, pielonefritis. Kanlı bağırsak hastalığı, hemorajik bowel sendrom dedikleri bir hastalık, HBS denen kanlı bağırsak hastalığı. Ki kanlı bağırsak hastalığı küflü gıdayla yakından ilgilidir. İşkembe kelebekleri sancı yapabilir, parafistomum. Bunu başka bir programda anlatmıştık. İşkembe kelebekleri, parafistomum servi yine bir sorundur ve sancıyla karşımıza çıkar. Rahimin kıvrılması, burkulması, rahim yırtıkları, yani uterustaki yırtıklar, karın zarı yangısı, peritonitis, koyunlarda bakır zehirlenmesi, koyun ve keçilerde ishal, John disease, John hastalığı, paratüberkülozis, sekum, yani kör bağırsağın tıkanması, gazlı şişkinlikler, sığırların koronavirüsten kaynaklanan kış ishali, bakın hep bunlar sancıyla karşımıza çıkıyor. Yani sancı bir belirti, bir hastalık değil. Kıl yumaklarının gelip bir yeri tıkaması, yani kıl yumakları dediğimiz trikobezoarlar ya da diğer yumaklar, bezoarlar yani yumaklaşmış, taşlaşmış durumda, yumaklaşmış, taşlaşmış durumda olan ve tıkayıcı etki gösteren yumaklar. Clostridium enfeksiyonları yine sancıyla karşımıza çıkabilir. Buzağlarda özellikle kanlı dışkı ile ortaya çıkan ishaller, buzağlarda kusma, erkek hayvanlarda idrar taşları, filizlenmiş patatesten kaynaklanan solenin zehirlenmesi, yaşlılarda karın içi yağların nekrozu, ineklerde işkembedeki yabancı cisimler ve fıtıklar. Bakın bunların hepsi sancı ile karşımıza çıkıyor. Ne kadar çok, değil mi? Ne kadar çok sancı ile karşımıza çıkan hastalıkların listesi gayet uzun. O zaman ne yapacağız? Bunlardan yola çıkarak diğer belirtiler nedir, ona bakacağız. Yani sancıya eşlik eden diğer belirtiler nelerdir? Örneğin diş gıcırdatma, arka ayakların karnına vurması, arka ayaklarla karnına vurma, yeri eşeleme, yan yatma, kasıklara doğru bakma, terleme, sık soluma, inleme, yere yatıp yuvarlanma sancı belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar da sancının diğer belirtileri. Yani bağırttırıyor dediydik. Ama onun dışında mesela diş gıcırdatma sancıya daima eşlik etmektedir. Diş gıcırdatma yaygın bir durumdur. Yine kasıklara doğru bak, ondan sonra bakma, hızlı soluma, bunlar her biri sancı belirtisi olabilir. Önemli olan yukarıda adı geçen hastalıklara ait özel belirtiler ya da bulguların varlığıdır. Yani şimdi çok liste geniş, diğer konulara da bakmak lazım. Kesin teşhis en kısa sürede ancak veteriner hekim tarafından konulabilir. Özel muayene metotları ile derhal teşhis konulması şarttır. Burada teşhisin uzaması hayvanın kaybına kadar gider. Sebebi de
bunlar acil müdahale gerektiren hastalıklardır. Acil müdahale ya ilaçlarla olur ya da cerrahi girişimle olur, operasyonla olur. Neyse artık hastalık. Gecikmeden zamanında doğru bir karar verilmesi lazım. Bunun için de veteriner hekime bir an önce ulaşmak ve muayene etmesini sağlamak gerekir. İlaçla müdahalede yine daha önceki programlarda ve biraz evvel de söylediğim gibi antiinflamatuvarlar kullanılabilir. Yani non-steroid antiinflamatuvar dediğimiz kortizon olmayan yangın gidericiler kullanılır. Efendim, müsil tipi ilaçlar kullanılır. Örneğin sürgütler, yumuşatıcı ilaçlar, magnezyum hidroksit, yine müsil tipi ilaç, parafinlikit yani sıvı vazelin, bunlardan yararlanılabilir. Kaydırıcı, mesela bu parafinlikit kaydırıcı etkisi vardır. Özellikle omazum konstipasyonda, omazum kabızlığında kesinlikle çok önerilen bir durumdur. Hastalıkların sebepleri, etkenleri çok değişik olduğundan doğru bir teşhis konulmadan yapılan müdahaleler zaman kaybı dolayısıyla daha hayvanın da kaybına sebep olabilir. Zaman kaybedersek hayvanı da kaybedebiliriz. Doğru bir teşhis lazım. Burada sancı ile karşılaştığımızda zamanla yarıştığımızı bilelim. Sancı varsa, yani işte diş gıcırdatma, sancı, bağırma vesaire, kendini yerden yere atma, bu tip durumlarla karşı karşıya kaldığımızda zamanla yarıştığımızı bilelim. Yapılan müdahale ve masrafların boşa gitmemesi, hayvanların kaybedilmemesi için doğru teşhis ve ona göre doğru tedavi şarttır. Demek ki doğru tedavi yapacak olduğumuz zaman aslında dönüp doğru teşhis konulması lazım. Çünkü liste gayet uzun. Diğer yandan yukarıdaki adı geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik ile birlikte önceden bir şeyler, tedbirler alınmalı. Önceden. Ve önceden ne tedbir alınacağımızın başta, eğer aşısı varsa zaten aşılama. Başta, ilk başta aşısı varsa zaten aşılama. Akut, ani gelişen durumlarda büyük bir telaşa söz konusu olur. Halbuki bu önceden yapılması gerekenleri doğru yapmışsak o telaşlı ve masraflı durumla karşılaşmayız. Bunun için aşılama şart, aşısı olanlar için. Mıknatıs yutturmak baştan, sonradan değil, baştan. 12 aylık olunca mıknatıs yutturmak şart. Kuru ve temiz yine çok önemli. Kuru ve temiz her zaman olduğu gibi çok önemli. Doğru besleme yöntemleri önemli. Asidozu önlenmesi şart ve parazit mücadelesi. Ama burada Paramphistomum cervidum'dan bahsettik. Yani işkembe kelebeklerinden. Klasik her zaman verdiğiniz bazı antihelmentikler, yani parazit ilaçları buna yeterli gelmiyor arkadaşlar. Paramphistomum cervidum, yani karaciğer kelebeklerinde onun ilacı farklı. Diğer yaptığınız tedavilerde hepsini halledebiliyorsunuz ama onun ilacı farklı. Diğer kelebek ilaçları, yani işte kullandığınız diğer fasciolazisle ilgili ilaçlar burada geçerli olmuyor. Bunun ilacı farklı. Her hastalığa yönelik bütün işletmelerdeki akla gelen önlemler alınmalı. Çünkü önlem almak bize hem telaş eden kurtarıcı bir etki yapacaktır, hem üzüntü verici durumlardan da bizi kurtaracaktır. Sancıyla ilgili geniş bilgi verdik. Çünkü sancı biliyorsunuz birçok hastalığın belirtisi, tekrar ediyorum. Belirti, hastalık değil. Bir soru da, bu da yine üst üste geldiği için bu soruyu
kendime örnek olarak dedim, bu konuda da dostlarımıza bilgi vereyim. İneklerin bazen de işte besi danalarının sık sık karınları şişebiliyor. Şişkinlik sol tarafta, genellikle sol tarafta olur. Aniden iştah kesilir. Bir sancı da görülebilir. Durgunlaşma ve idrar yapmakta, dışkı yapmakta zorlanma karşımıza çıkabilir. Demek ki karın şişkinliği ile birlikte sancı, idrar ve dışkı yapmakta zorlanma karşımıza çıkabilir. İştahsızlık zaten karşımıza çıkacaktır. Geviş getiren hayvanlar diğerlerinden farklıdır. Diğer hayvanlardan çok farklıdır. Ve abomazum var bunlarda. Diğer yani hayvanlarda olduğu gibi, diğer bütün hayvanlarda da yani bir mide var. İşte bu mide abomazum, yani karşılık gelen, buraya da karşılık gelen şırdan abomazum. Birçok hayvanda mide var. Ama işkembeli hayvanlarda bir de ön mideler var. Yani abomazumun önünde olan 3 adet daha mide, ön mide diyelim. Ön mide. Bunun bir tanesi retikulum, bal peteği gibi olan yer. İşkembe ve omazum, kırkbayı, yaprak yaprak olan yer. İşkembede sindirim olurken gazlar çıkıyor. En başta herkes duydu tabii. Metan gazı çıkıyor, karbondioksit çıkıyor. Bu gazlar geğirme ile refleks olarak vücuttan atılıyor, dışarıya atılıyor. Fakat bu gazlar belli sebeplerden dolayı vücuttan atılamıyorsa, işte o zaman karın şişkinliği meydana geliyor. Karın şişmesinin aslında temel noktası geğirmenin engellenmesi. Yani geğirmeyi ne engelleyebilir? Biraz sonra göreceğiz. Bir, serbest gazlarda gaz çıkamıyorsa demek ki yemek borusunda bir tıkanma var demektir. Yemek borusu çeşitli sebeplerden tıkanıyorsa geğirmeyi engeller. Birinci sebep bu. İkincisi, gaz hamurun içindeki gaz gibi, gözenek gibi mide içeriğinin, yani işkembe içeriğinin içine gömülmüştür gaz. İçindedir. Yani geğiremez. Hayvan geğirtiyle de atamaz çünkü gıdanın içine gömülmüş bir gazdır. Geğirmeyi engelleyen sebeplere gelince, şimdi deminki konu neydi? Geğirmenin engellenmesi. Şimdi geldik, geğirmeyi ne engeller? Neler engeller? Yemek borusunu bir şey tıkarsa engeller. Örneğin verdiğimiz bir elma, pancar vesaire orayı gelip tıkayabilir. Hayvanlara verilen bir şey. Patates gelip tıkayabilir. Pancar veyahut iri kıyılmış şey veya elma. Patates çok görülüyor, bir sorun. Yani bu gazlar geğirtiyle atılamadığı için, serbest gaz birikmesi dışarıya atılamadığı için bir sorun olabilir. Yani söylediğim gibi yemek borusunun patates, elma ya da pancar gibi bir şeyle tıkayabileceği gibi etrafında, yemek borusunun etrafında oluşan domuz başı ya da tümör. Domuz başı dediğimiz aktinomikoz biliyorsunuz. Bir de aktinobasilloz var. Bunlar varsa o bölgede yine yemek borusunun etrafı tıkanmıştır ve yemek borusu daralmıştır. Ya da tümör olabilir, gelip sıkıştırır yine o bölgede. Geğirtiyle gazlar dışarıya atılamaz. Yani inekte karın şişmesi aslında geğirtiyle gazların dışarıya atılamaması sonucunda ortaya çıkıyor. Efendim, bir konu daha var. Burada bir sinir var. O sinirin, yani kontrol eden, bölgeyi kontrol eden sinirin zedelenmesi. Sinir zedelenirse, ki bunu kim yapar? Batıcı bir yabancı cisim yapar. Değil mi? Batıcı bir yabancı cisim börkenekten battığında o bölgedeki nervusu zedeler ve sinir, o bölgedeki sinir artık
kumanda edemediği için geğirtiyle gaz dışarıya atılamaz. Bunun adı veteriner hekimlikte biliyorsunuz retikuloperitonitis traumatica, yabancı bir cisim, batıcı bir cisim var demektir bölgede. İşkembedeki gaz oluşumu eğer serbest şekilde değil de işkembe içeriğinin içine hapsolmuş gazlar halinde ise o zaman ineğin bu gazı çıkarması mümkün olmaz. Şişlik giderek artar. İşkembe içerisine gömülmüş gazlar. Bunun sebebi genelde yonca gibi taze baklagil otlarının, taze legümnöz bitkilerin otlarının yani baklagil otlarının inek tarafından yenilmesidir. Yonca bunların biri taze. Demek ki legümnöz otları zaten soldurmadan ya da kurutmadan vermeyeceğiz. Yoncayı taze taze vermeyeceğiz. Bunu zaten sizler biliyorsunuz. Bunlar karın şişliğine yol açar. Karbonhidratlı gıdaların, nişastalı yemlerin aniden hızlı bir şekilde alınması, yem seçme, rasyondaki bizim yaptığımız hatalar işkembe içerisinde köpüklü gaz oluşumuna, dolayısıyla karın şişkinliğine yol açar. Serbest gaz birikimi, yani yemek borusunun tıkanması sonucunda oluşan karın şişkili etkenin ortadan kaldırılması ile ancak düzelebilir. Neydi? İşte pancar tıkadı, efendim veyahut patates tıkadı, elma tıkadı. Onu oradan yok edersek, ya işkembenin içine düşürürsek ya dışarı alırsak. Neyse. Hatta operasyon bile gerekebilir. O zaman ancak düzelir. Ya iteriz ya çekeriz. Onu oradan yok ederiz. Ya da operasyonla alırız. Bunlar olmadık şeyler değil. Oluyor. O zaman ancak düzelir. Şimdi çok şişti. Bölgedeki bütün damarları da baskı altına aldı. Bu arada tabii diyaframa da baskı yapıp akciğerlere de baskı yaparsa böyle bir durumda acil o gazın bir şekilde oradan atılması lazım. Acil gazın atılması yolu da trokar yani bir kanülle sol taraftan işkembeyi delmekle olur. Bir kanülle, trokar denen bir aletle. Bu bir veteriner hekim tarafından ve o aletle yani trokar denen aletle yapılmalı. Herhangi bir şekilde orayı delmek sonradan bir sorun yaratabiliyor. O da peritonitis yani karın zarı iltihabı. Çünkü işkembe içeriği bu sefer karın zarına geçiyor ve karın zarı iltihaplanıyor. O da ayrı bir sorun haline getiriyor. O açıdan o işlemin trokarla yapılması lazım. Serbest gaz oradan çıkar. Ama esas sorun hala yerinde duruyordur. O arada biz vakit kazanırız. Onu itecek miyiz, çekecek miyiz, operasyonla mı alacağız, onu düşüneceğiz. Ama ani bir durumda trokar kullanma gerekebilir. Köpüklü gaz oluşumunu esasında nasıl yaparız? Hadi serbest gaz böyle oldu da köpüklü gazı nasıl yaparız? Piyasada köpük söndürücü ilaçlar var. Onlardan evde veya dışarıda neredeyse veyahut ne bileyim çayırdaysa heybenizin içinde bir tane garanti olmalı. Yani ne olur ne olmaz o köpük söndürücü ilaçtan bir tane kenarda durmalı. Hatta kullanmak nasip olmasın diyeceğiz bir tane kenarda o köpük söndürücü ilaçtan duracak. Onları mutlaka yanımızda bulunduracağız ve hiç sorgu sual yok derhal bir tane içireceğiz köpük söndürücü ilaçtan. Yoksa ani şişlik hayvanın kaybıyla sonuçlanabilir. Ayrıca yağlar özellikle parafin likit köpük söndürücü olarak kullanılabilir. Ama az miktarda olmaz. Bir ineğe mesela 4 litre civarında içirmek lazım. Ben yine bitkisel yağların bu konuda çok iyi netice vermediğini söylüyorum. Yani ayçiçeği yağı, zeytinyağı.
Yoncanın mutlaka taze verilmemesi lazım. Eğer hayvanlara yani üzerinde gezerek otlasın diye bir şey düşünüyorsanız o zaman gazal boynuzu otu. Yani yabancı lisanda Lotus carniculatus denen bir ot var. Gaz yapmaz. İşte yine üstünde gezinerek olursa lolgunlar yani gaz yapmaz. Onlardan verilebilir. Ryegrass mesela. Çayırdaki hayvanlar için tehlike yeni yeşermiş otlar ile kralı otlardır. Mutlaka bir kere aşılamalarını yani Clostridium perfringens aşılamalarını normal yapmak lazım. Süt umması ile gizli hipokalsemi de şişme sebebi olabilir. Çünkü kalsiyum eksikliğinde işkembe kasılmaları yavaşlar ve işkembe kasılması yavaşlandığında iyi bir geyirti ile bunları atamaz inek. Yemlerin verilmeden önce çok ince kıyılması, un haline getirilmesi, bütün kaba yemlerin de çok ince kıyılması, çok inceltilmiş yemler asidoza yol açabilir. Un haline getirilmiş yemlerden kaçınalım. Asıl şişme sebepleri efendim yukarıdaki saydıklarımızdır. Ancak siz yemlere sodyum bikarbonat katmayı da yine ihmal etmeyin değerli dostlarım. Evet, bu programın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka programlarda tekrar birlikte olmak üzere hepinize saygılar, selamlar, sevgiler değerli dostlar.